Sıla. Zeliha'yı istiyor. Almak için her şeyi yapabilir. Çevremdeki kimse güvende değil. Daha önce niye anlatmadın bunları? Ne kadar az şey bilirsen o kadar güvende olacağını düşündüm. Yanılmışım. Demek Zeynep çok cesurca davranmış. Kızı evinde saklamak ciddi bir şey. Evet. O anda en doğru çözüm buydu. Peki o nerede şimdi? Evini buldularsa? İzmir'e ailesinin yanına yolladım. Bir süre orada kalacak. Sıla, maalesef bir kötü haber daha var. Şivan vuruldu. Durumu hala ciddi. Kız mı oğlan mı peki? Bilmiyorum. Öğrenmek istemedim. Ben dayanamazdım herhalde. Ben de dayanamayacağım Canan. Sana zahmet şunlarla ilgilenir misin? Aç kalacağız yoksa. İzninizle. Tabii. Berzan'ı aç bırakmaya gelmez. Çok hoş bir kız. Neler olduğunu anlatmayacak mısın? Hiç. Bir şey olmadı. Olmayacaktı da zaten. Ne demek olmayacaktı? Neden o zaman onu bulmaya çalıştın? Boran'a yardım etmek için. Başka neden olabilir ki? Bak, bir çeşit oyun diyelim istersen. Bu bir hamle sadece. Boran karısının yerini benden öğrenince ne hissedecek? Ona bazı şeyleri hatırlatmak istedim. Gerçekten Cihan'a çok benziyorsun. Cihan bana çok benzerdi diyelim. Neyse. Zamanla alışacağız. Daha oyunun başındayız. Önümüzde uzun bir yol var. Neyse ki sağlam takım arkadaşları var çevremde. Dilaver de onlardan biri mi sence? Sağlam takım arkadaşı. Dilaver, geç otur şöyle. Ortalık kızışıyor. Şivan'ı vuran Berzan'mış. Böyle olacağı belliydi. Bela geliyorum diye bağırıyor. Dilaver, Berzan rahmetli abinin arkadaşıydı. Onu seversin, sayarsın, bilirim. Ama bu mesele... Biliyorum baba. Ne diyeceğini biliyorum. Karışma diyeceksin. Bulaşma diyeceksin. Dediğin doğru. Berzan abi rahmetli abim gibi severdim bir zamanlar. Ama hiç merak etme. Bu işe ucundan kıyısından bulaşmaya niyetim yok. İyi. Aferin. İşki rahat bıraksınlar. Dilaver'in Sıla'nın yerini öğrenmesi hiç zor değildi. Ama o yapmadı, öyle değil mi? Bu sence de şaşırtıcı değil mi? Ben artık pek şaşırmıyorum galiba. Ben yine de senin yerinde olsam ona güvenmezdim. Beş parmağın beşi de bir değil derler. Dilaver Cihan'ın kardeşi. Ama ne onun kadar yürekli ne de akıllı. Fakat yine de unutmamak lazım. Oyunda piyonlara her zaman iş düşer. Evet, nihayet hazır. Sofraya geçebiliriz. Buyurun. Narin? Sıla. Ay yarabbim, çok şükür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum. Mardin'de bir sorun yok değil mi Hüseyin? Yok ağam. Ben Şivan ağamın vurulduğunu duyunca dayanamayıp geldim. Ayşe'yi gördün mü? Yok ağam. Görmedim daha. Kendini bırakmak yok. Abin güçlüdür. Göreceksin bak, hemen ayağa kalkacak. İnşallah gelin ağam. Ama insan kendini böyle tek başına hissedince... Ne biçim söz öyle Ayşe? Olur mu öyle? Hepimiz senin yanındayız. Bak Hüseyin de kalkıp gelmiş Mardin'den. Hüseyin mi? Haberin yok mu? Dışarıda gördüm. Hüseyin. Geçmiş olsun Ayşe. Sağ ol Hüseyin. İyiler değil Narin. Bir şeyler yok. Yok ana, iyiler maşallah. Beraberce geldiler çok şükür. Oh, şükürler olsun Rabbime. Tamam kızım. Haydi selam söyle. Çok şükür Celil. Yarın inşallah doktordan da hayırlı haberi alırız. He inşallah. Hiç korkma. Vallahi ben kendimi çok iyi hissediyorum. Gör bak. İyi haydi bir kahve içelim değil mi? De haydi madem. Ayşe, otursana. Ayşem, seni böyle görmeye dayanamıyorum. İçim içimi yiyor. Hüseyin, ne yapayım? Canım yanıyor, anlamıyor musun? Biliyorum Ayşe. Abindir o senin. Canındır, ciğerindir. Onun yerine geçemem elbet. Ama şunu bil ki bundan sonra hep senin yanında olacak. Her zaman. Alo, Ferde. İyisin değil mi? Gecem bu vakti arayınca. Hiç hayır değil Narin abla. Kardeşim aradı beni az önce. Amcamlar yerimi öğrenmiş, yola koyulmuşlar. Ne yapacağım ben Narin abla? Dur, telaş etme hemen. Ne zaman çıkmışlar? Yeni daha. Sabaha burada olurlar. Heh, tamam. Bak şimdi. Yarın sabah erkenden buluşacağız seninle. Sen bir başına bir yere gitmeye kalkışma, olur? İyi de ne yapacağız abla? Nereye gideceğiz? Kimin kapısını çalarım? Dur bakalım. Bulacağız bir hal çaresini. Her gün bir öncekinden daha yorucu. Durup dinlenmeye vakit yok. Kaçıyoruz, kovalıyoruz, saklanıyoruz. Bu arada birbirimizi unutuyoruz. Geçecek bir tanem. Hepsi bitecek. Hepsi geçecek bir tanem. Eski huzurlu günleri özlüyorum. Gözlerimi kapatıp her şeyi unutmak istiyorum. Sadece bana olan aşkını hatırlamak. Kokunu hatırlamak. Güven veren, huzur veren sesini hatırlamak. Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaş üstünde unutulmuş olan eli. Saçlarında vakur yumuşaklığı. Canımın içi İstanbul toprağım. Ne kadar özlemişim bana şiir okumanı. İçimde ikinci bir insan gibidir. Seni sevmek saadetin.